Sayın Başkan değerli arkadaşlar, bir süredir beri yaşadığımız sıkıntıları anlatmaya çalışıyoruz. Kıbrıs Türk siyasi tarihinin önemli dönemlerinden birinden geçiyoruz diye uzun bir süreden beri dediğim gibi bunları ortaya koyuyoruz. Neden bunları ortaya koyuyoruz? Çünkü bir ülkenin gelişmesinde demokrasi olmadan oluşabilecek herhangi bir ilerlemenin söz konusu olamayacağına inandığımızdan dolayı. Demokrasinin olmadığı yerde herhangi bir gelişme ve ilerleme ancak ve ancak kısmi ekonomik gelişmelerle ilgili olabilir ki bu da bizim anlayışımıza göre sosyal yaşamı göz ardı eden, sosyal dünyayı dışarıda bırakan bir yaklaşım olur. Yaşadığımız Cumhurbaşkanlığı seçim süreci hepimiz açısından oldukça manidardı. Bu süreç boyunca yapılan açıklamalar özellikle ilginçti. Bunları hiç unutmamak adına ben birkaç tanesinin üzerinde durmak isterim ve bugüne gelmek isterim. Bildiğiniz üzere bir medya kuruluşunda müdahalenin fotoğrafları diye yayınlanan çeşitli fotoğraflar söz konusu olmuştu. 2 Ekim 2020 tarihinde sabaha karşı 02:30'da gerçekleşen bir görüşme üzerine bir otelin kapısında çeşitli bakanlar, Sayın Tatar ve Türkiye'den gelen çeşitli yetkililerin, siyasi yetkililerin fotoğrafları yayınlanmıştı. Bu fotoğraflar aslında herhangi bir iddiayı ortadan kaldıran, tamamen müdahalenin ne olduğunu ortaya çıkaran açık bulgulardı değerli arkadaşlar. Ve Kıbrıs Türk siyasi tarihine geçti derken bunlardan bahsediyoruz. Bu olgulardan ve bulgulardan bahsediyoruz. Yine çok bilinçli bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi'nin çeşitli Ulusal Birlik Partisi vekilleriyle birlikte Beyaz Ev'de yediği öğlen yemeğinin de kamuoyuna ifşa edilmesi yine aynı şekilde içinde bulunan durumun açık bir göstergesidir diye ifade etmek isterim. İlginç bir şey, tam da böyle bir dönemde Başbakanlıktan bir açıklama yapılmıştı 5 Ekim tarihinde ve bu açıklamada özellikle bir otelin kapısında şu anki Cumhurbaşkanının ve bazı bakanların Türkiye'den gelen çeşitli siyasi yetkililerle yapmış olduğu görüşmenin görüntülenmesi üzerine yapılan açıklamada şu ifade açıklanmıştı, ifadeye yer verilmişti. Deniyordu ki bazı yabancı istihbarat örgütlerinin Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirilen teknik çalışmaları manipüle ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçim süreci ve seçim sonucunu kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme gayesiyle çalışmalar yaptıkları devletimizce saptanmış durumdadır. Devletimizce saptanmış durumdadır. Ben şimdi buradan sormak istiyorum. Devletimiz bu saptadığı bulguları bizimle açıklayacak mı? Bizimle paylaşacak mıdır? Çünkü çok iyi biliyoruz ki bu olay tamamen bir gazetecilik olaydır. Tamamen bir nasıl söylenir? Objektif gazetecilik olaydır. Gazeteciler bir apartmanın üzerine çıkmış, kameralarını kurmuş, arkadaşlarımızı da bir güzel avlamışlardır. Bu hiçbir şekilde devletimize yönelik yabancı istihbaratların bir operasyonu değil. Bunu birazcık akılları olup da araştırsalardı çok rahat bir şekilde bulurlardı. Ve bunu da kalkıp devletimizce saptanmış yabancı istihbaratın seçime yönelik müdahalesi olarak değerlendirmeleri de gerçekten komiktir değerli arkadaşlar. İyi ki Türkiye'den bu yapılan müdahalelere karşı farklı sesler çıktı. HDP'den çıktı. CHP'den çıktı ve DEVA'dan çıktı. DEVA Partisi'nden çıktı. DEVA Partisi kurucularından Sayın Baran Deniz Bağatur'un bu müdahaleler karşısında yaptığı açıklamayı aynen okumak istiyorum. Bir cümledir. Türkiye KKTC seçimlerine alenen müdahale ediyor. KKTC bir koloni, KKTC halkı da üzerinden meşruiyet devşirebileceğiniz insanlar değildir. Bunu kim yapıyor? Affedersiniz, DEVA Partisi'nin kurucu kurulu üyesi Sayın Baran Deniz Bağatur. Dolayısıyla olayları değerlendirirken herhangi bir ülkedeki siyasi eğilimleri, siyasi söylemleri, siyasi tavırları değerlendirirken görüyoruz ki bu çok farklılık, çok net bir şekilde ortaya çıkıyor ve gerçekten de görebilen yaşananları çok net bir şekilde görüyor Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Şimdi tabii iki devletli çözüme yönelik
bir yeni strateji geliştirilmeye çalışılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yönde bir eğilimi var. Bunu önce halkın iradesi bu yönde şekillendi şeklindeki yaklaşımı bir kenara bırakarak konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu görüş halkın iradesinin dışında şekillenmiş bir görüştür. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı seçilmiştir, görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ederiz ama halkın iradesini ayrı tutalım isterseniz. Halkın iradesi ayrı, Sayın Tatar'ın pozisyonu ayrıdır. Bunu çok net bir şekilde kurgulayarak bu 5 yılı konuşacağız. Bunu bilerek söylüyorum. Şimdi ne yapılıyor? İki devletli bir çözüme doğru gidilmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı dün yaptığı konuşmaların bir tanesinde diyor ki artık egemen eşitliğe dayalı çözüm, yani iki devletli çözüm masaya gelmelidir. Güzel. Masaya bunu getirecek olan biz değiliz ki. Masaya bunu götürecek olan kimdir? Kendisidir bizzat. Artık kendisi çözüm müzakerelerinde iki toplumlu bir yapının eşit tarafıdır ve gidecek oraya diyecek ki ben artık BM Güvenlik Konseyi kararlarını kabul etmiyorum. Ben artık yeni bir yola çıktım ve bu yeni yolun adı nedir? İki ayrı devlettir. İki ayrı devletli çözümdür. Peki iki ayrı devletli çözüm nedir? Neye dayandırılıyor? Okuyoruz yapılan yaklaşımları, ortaya konan tavırları. Karşılıklı kabule bağlı bir yaklaşım olarak ortaya konuyor. Şimdi elbette Kıbrıs'ta bir çözüm karşılıklı kabule dayalı olacaktır. Tek taraflı bir tango olmaz. Her iki tarafta uyumlu hareket edecektir. Çünkü ayaklar dolanır ve yere düşülür Sayın Hasan Büyükoğlu sonra. Yere düşmemek adına da karşılıklı kabul edilebilirlik oldukça önemlidir. Ben de bu konuda hemfikirim. Ancak siz karşılıklı kabul edilebilirlik adına ve iki ayrı devlete dayalı bir çözüm adına kalkar da dünyaya derseniz ki biz Kıbrıs Cumhuriyeti'nin pozisyonunu aşağı düşmeyeceğine göre KKTC'nin kısa süreliğine tanınmasını istiyoruz ki bunun üzerinden iki ayrı devletli bir çözüme gidelim. Bugüne kadar ortaya konmuş olan bütün parametreleri çöpe atmış olursunuz ve hiçbir şekilde o masanın kurulmamasını sağlamış olursunuz. Hatta daha ileri gideyim. O masa hem kurulmaz hem de Türk tarafı, hem KKTC hem de Türkiye bu işin altında kalır. Bu işte büyük zarara uğrar. Kıbrıslı Türkler zaten izolasyon altında, zaten ciddi anlamda sorunlarla karşı karşıya ve tüm bunlar arasında kalkıp da bu yönde bir hamle yapmak çok ciddi bir hatadır. Çok ciddi bir teknik hatadır, müzakere hatasıdır. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Tatar 3 Kasım tarihinde bildiğiniz üzere Sayın Anastasiadis'le görüştü. Bir akşam yemeğinde buluştular Sayın Sıfır'la birlikte. Orada ne konuşulduğunu biz bilmiyoruz. Bugün 16 Kasım, aradan 13 gün geçti. Henüz tutanak gelmedi. Biz o tutanağın buraya gelmesini istiyoruz Sayın Cumhurbaşkanı Tatar. Buradan size bir selam gönderelim ve diyelim ki o tutanağı bize buraya gönderin. Bir okuyalım bakalım ne dediniz Anastasiadis'e. Anastasiadis size ne dedi? Çünkü ikinizin BM çatısı altındaki ortak açıklamada, yapmış olduğumuz ortak açıklamada ne var? Beşli konferansa tarafların gitmesi yönünde olumlu bir tavır sergilendi. Eyvallah, burada bir problem yok. Peki nasıl gidilecektir beşli konferansa? Eğer siz BM parametrelerinin dışına çıkarsanız, herhangi bir şekilde bu beşli toplantının yapılacağına inanır mısınız? İnanıyor musunuz? Böyle bir gerçekliğiniz var mı? Dolayısıyla sabahleyin parti başkanımızın da yapmış olduğu açıklamada ifade ettiği gibi Sayın Tatar'ın gerek meclise gerek Kıbrıs Türk toplumuna ama eğer hazır değilse topluma bunları açıklamaya en azından önceki Cumhurbaşkanı'nın döneminde Sayın Zorlu Tören'in her hafta kürsüye çıkıp da burada kapalı oturma olmalıdır gibi haklı yaklaşımları vardı. Bunun bu dönemde de olması gerekir. Bize bilgi verilmesi gerekir. Ne yapacak? Bu yolu nasıl örecek? İki ayrı devlete doğru bu toplumu nasıl götürecek? Vizyonu nedir? Buraya gelmeli, konuşmalı, kapalı bir oturumda ve biz de kendisine görüşlerimizi aktarabilmeliyiz. Bir şekilde bir tartışma olması lazım. Gelişi güzel bir gidişat olmaz Sayın Töre. Ayaklarımızın yere basması lazım. Ben halka açık olmasını isterim. Kapalı oturum değil. Çok güzel. Halka açık olsun. Tabii. Ben de sizi destekliyorum. Halka açık olsun. İkimiz bir yazı verelim Sayın Töre. Uygun görürseniz ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı davet edelim. Gelsin bize bu yönde bilgi versin. Bilgi
Çünkü kadar bir ikim daha oluşmamıştır herhalde. Bilmiyorum yani bu sizin de daha bir çay partisi yaptılar. Daha Zivaniye'ye geçmediler. Evet. Daha Zivaniye'ye geçilmediği daha için erken. Evet. Dolayısıyla bu sadece yani karşılıklı kabul edilebilirlik ve KKDC'nin Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kısa vadede, kısa vadeliğine, kısa bir süre için tanınması yönünde, yani upgrade olması, pozisyonunun yükseltilmesi yönündeki bir talebin Güvenlik Konseyi kararlarına ters olduğunu ve bunun bizi bir yere götürmeyeceğini, tam tersine bizi cezalandırıcı bir pozisyona sokacağını düşünüyorum. Şimdi geçenlerde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun 12. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı bir konuşmanın bir başlığı şuydu, bir paragrafı. Diyordu ki bugüne kadar siyasi eşitliği kabul etmediler. Siyasi eşitliğin olmadığı yerde egemen eşitlik olmalıdır. Kıbrıs Türk'ü artık sırf müzakere etmek için masaya oturmayacaktır. Son seçimlerde de bu mesajı açıkça verdiler. Bu paragraf Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ne yazık ki ciddi anlamda maddi hatalar içermektedir. Bunu buradan ifade etmek istiyorum. Şöyle ki, şimdi siyasi eşitlik denilen şey nedir? Siyasi eşitlik denilen şey 8 Mart 1990 tarihli BM Genel Sekreterinin raporunun 1. ekinin 11. paragrafıdır. Okuyorum buradan. Federasyonda iki toplumun siyasi eşitliği ve federasyonun iki toplumlu yapısı tanınmalıdır. Siyasi eşitlik, federal hükümetin tüm birimleri ve idaresinde sayıca eşit katılım anlamına gelmemekle birlikte farklı yollarla da yansıtılmalıdır. Kıbrıs Devleti'nin, federal anayasasının her iki toplumun oluruyla kabul edilmesi veya değiştirilmesi gerekliliği, federal hükümetin tüm organları ve kararlarında her iki toplumun etkin katılımı, federal hükümetin bir toplumun çıkarlarına karşı herhangi bir önlem almama yetisine sahip olmayacağının temini, iki federal devletin eşitliğiyle aynı yetki ve işlevlere sahip olmaları. Ki bu rapor Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 91 tarihli 716 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının 4. paragrafında da atıf verilen paragraftır. Dolayısıyla bu bir Güvenlik Konseyi kararına dönüşmüştür. Şimdi soru şu. Kıbrıs Rumlar, Kıbrıs Türklerin siyasi eşitliğini kabul etmemiştir. Peki hangi siyasi eşitlikten bahsediyoruz? Bu sorunun yanıtının verilmesi lazım. Bu gözü kapalı bir şey değil. Biz CTP olarak siyasi eşitlik derken az önce okuduğum pasajdan bahsediyoruz. İki tarafın siyasi eşitliği az önce okuduğum pasajda çok net bir şekilde vurgulanmıştır. Bu mudur Sayın Çavuşoğlu'nun bahsettiği veya çeşitli zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanı Tatar'ın bahsettiği? Bunun bir defa netleştirilmesi lazım. Siyasi eşitlikten ne anlıyoruz? Siyasi eşitlik Güvenlik Konseyi kararlarındaki pasajsa, yaklaşımsa bunu netleştirmemiz gerekiyor. Ben buna Kıbrıs Rumların itiraz ettiği noktasına pek katılamıyorum. Bir diğer nokta, Kıbrıs Türkler artık sırf müzakere etmek için müzakere etmeyeceklerdir denmektedir. Vallahi kusura bakılmasın ama ne Sayın Dektaş, ne Sayın Talat, ne Sayın Eroğlu, ne de Sayın Akıncı müzakere etmek için masada bulunmadılar. Elbette soruna çözüm için her biri kendi farklı vizyonları çeşit çerçevesinde masada bulundu ve çalıştılar. Dolayısıyla sırf müzakere etmek için masada olunmaz. Bakınız, çok eleştirilen Sayın Akıncı bile Kran Montana'dan sonra kendi müzakerecisini atamamıştır. Neden Sayın Akıncı yeni bir müzakereci atamamıştır? Çünkü müzakerelerin yeniden sıfırdan başlamasını Sayın Akıncı da kabul etmemiştir. Ve denmiştir ki artık müzakereler aslında tamamlanmıştır. Eğer Kıbrıs Rumlar Kıbrıs sorununu çözmek istiyorlarsa yeni bir müzakere süreci değil, masaya gelecekler, oturacağız, siyasi eşitliği de bitireceğiz, güvenliği de bitireceğiz, toprağı diğerlerini de bitireceğiz. Nerede? Beşli'de, garantörlerinde olduğu masada. Dolayısıyla biz sadece müzakere etmek için müzakere etmedik bugüne kadar. Ve elbette bu son seçimlerde bir mesaj verilmişti, verilmemişti. Böyle bir mesaj da yoktur. Bunun da altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla Kıbrıs sorununda artık yeni bir döneme giriyoruz. Elbette Sayın Tatar yeni siyasetini ortaya koyacaktır. Bunda tartışılacak bir yan yoktur.
Bizim sadece beklentimiz, bizim sadece istencimiz bu görüşlerin buraya gelmesidir. Görüşler buraya gelecek çünkü bu konu sadece Sayın Tatar'ı bağlamaz. Bu konu meclisi de bağlar. Hepimizi bağlar. Bunu bir tehdit algısı bakımından söylemiyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Kolektif ortak çalışma, ortak akılın yürütülmesi açısından bunu söylüyorum. Kafa kafaya verilmelidir ve meclis Kıbrıs müzakere sürecinde devrede olmalıdır. Meclisin devrede olamadığı dönemlerde ise siyasi parti başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'yla yan yana gelebilmeli ve bu süreç kolektif olarak hep birlikte yönetilmelidir demek istiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür eder, saygılar sunarım. Sayın Asım Akan Soy, 1968'den 2020'ye 52 yıl geçmiştir. 52 yıldır biz bunlarla eşitlik konusunu konuşuyoruz, ortaklık konusunu konuşuyoruz ve bir yere gelinmiyor. Çünkü her defasında Rumlar uluslararası planları da reddediyorlar. İki tarafın mutabakat kaldıkları konuları da belirli bir zaman sonra reddediyorlar. Reddeden Rum tarafı neden dünya tarafından cezalandırılmıyor da şu anda Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar iki devletliliğe dayalı bir çözüm modelini görüşmemiz gerekir deyince Türk tarafı cezalandırılacak. Neden dünya Rumları cezalandırmadı? Neden Birleşmiş Milletler, neden Avrupa Birliği Rumları cezalandırmadı da bize gelince sıra bizi cezalandıracak? Ben inanıyorum ki böyle bir cezalandırma yapamaz. Evet, çok teşekkür ederim bu yorumunuz için. Hemen görüşlerimi söyleyeyim. Şu noktaya katılırım. Elbette Kıbrıs'ı Türklerin çözüm yönünde, federal çözüm yönünde irade koyduğunu, özellikle anlam planında dünyanın çok net bir şekilde tespit etmesi ve söz verdiği noktalarda da sözünün arkasında durması gerekirdi. Bu konuda en ufak bir farklı görüşüm olamaz. 1968'den beri görüşülüyor, doğrudur. Büyük hatalarımız oldu tarihsel olarak Sayın Töre. Bu hatalarımızın sonucunda bu ada bu şekilde bir noktaya geldi. Her toplum, Kıbrıs Rumlar da dahil olmak üzere, kendi hatalarını da gözeterek gelinen noktayı değerlendirmek durumundadır. Eğer Türkiye zamanında Avrupa Birliği'ne Kıbrıs Rumların tek başına girmesine onay vermemiş olsaydı, bunu belki başka bir zaman daha ayrıntılı konuşuruz. Bugün belki de bu noktada olmayacaktı. Sayın Çiller hükümeti dönemini size hatırlatmak isterim. Ama Kıbrıs Türkler haksız mı? Hayır, haksız değil. Elbette haklıdır. Elbette bu adımlar atılacaktır. Burada önemli olan şudur. Sayın Tatar'ın bizden farklı görüşü olabilir. Daha da zarar göreceğimiz hamlelerin içerisine girmek istemiyoruz. Uluslararası hukukun dışına çıkmak istemiyoruz, bunu kabul etmiyoruz. Atılacak adımlar farklı olabilir. Ama bunun zeminini uluslararası hukuk bağlamına oturtmak lazım ve o bağlam üzerinden hareket etmek lazım. O bağlamda masaya oturulur ve ona göre de kalkılır, farklı görüş neyse söylenir. Eğer o farklı görüşte bir karşılık bulurlarsa hepimiz bunu oturur, elbette gün ola tartışırız. Bizim iddiamız böyle bir şeyin olamayacağı yönündedir. Dolayısıyla elbette Sayın Tatar'ı ikna edebilecek durumda değilim ama günün sonunda Kıbrıs'ı Türklerin zarar görmesine de biz sonuna kadar itiraz edeceğiz. Buna dikkat edilmesini özellikle söylemek isterim. Teşekkür ederim.